partilerde bir moda var. Sana şu kadar vereceğim, sana bu kadar vereceğim, sana bu kadar vereceğim. Biz şunu söylüyoruz. Sen o kadar verirsen 3 sene sonra hiç kimseye maaş veremeyeceksin. 5 sene sonra asgari ücret de veremeyeceksin. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, asgari ücret konusunda hem hükümeti hem yüksek asgari ücret propagandası yapan partileri bu sözlerle uyardı. Yani bugün Türkiye iki seçeneğin eşiğinde. Biri fabrika açarak işsizliği kaldırmak, bunu yapmak için tasarrufu arttırmak, yatırımı arttırmak. Öbür seçenek de bugün ürettiğin hepsini dağıtıp üretimi büyütmemek, işsizliği büyütmek ve felaketlere gitmek. Seçenekler bunlar. Onun için ben dağıtacağım, ona bu kadar vereceğim, buna bu kadar vereceğim siyaseti Türkiye'yi karanlıklara, uçurumlara götürecek bir siyasettir. Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönem içinde olduğunu söyleyen Perinçek, enflasyonun altına düşmeyen bir rakam belirlenmeli dedi. En azından Türkiye'deki enflasyon oranını takip eden, o oranın altına düşmeyen bir asgari ücret politikası izlenebilir. Yani durumu koruyan. Perinçek, asgari ücretin ancak üretimi artırmakla mümkün olacağını ifade etti. Durumu koruyan, durumu koruyalım ki 3 sene sonra 4.000 lira asgari ücret verelim. Bakın yatırım yaparsak, üretimi artırırsak asgari ücreti çoğaltırız. Kemer sıkmak şart diyen Vatan Partisi lideri hükümeti uyardı. Önce devleti yönetenler kemer tasarrufu yapacak dedi. Kemer sıkmak şart. Ama kemeri hepimiz sıkacağız. Yani bir takım israflardan devlet yöneticileri ve bürokrasi falan burada örnek olacak. Ben cuma namazına 10 tane otomobille gitmem. Bir tane tek başıma giderim. Orada bütün Müslümanların arasında bulduğum yere protokolda yer olmaz. Cenazelerde bile protokol yeri var. Çok ayıp. Evet.